Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün epey bir heyecanlıyız çünkü ilk okuma deneyimlerimizi yaşadığımız, böyle bir platonik bir sevgi duyduğumuz kendisine bir yazarla birlikteyiz açıkçası. Bunu söyleme gereği duyuyorum. Sevgili Latife Tekin'le beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok teşekkür ederim. Bu yayının özel bir önemi olduğunu belirtmek istiyorum öncelikle. Gabriel Garcia Marquez'in sevgili Arsız Ölüm'den bir şeyler aşırdığını duydum. Bu konuda ne dersiniz? Bu büyülü gerçeklikle özdeşleştirdiler size daha erken dönemlerde ama aslında tarz olarak bayağı farklı da bir şey. Bu kategorizasyonlar çok yapılıyor edebiyatta. Ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili? Evet, yani artık pek fazla bir şey düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü yıllardır söylenen bir şey bu. Yani sevgili Arsız'ın aslında köy bölümünde, ilk bölümünde böyle bir etkiden söz edilebilir belki ama tek başına tabii sadece Marquez'den değil, ben bizim edebiyatımızdan da etkilendim. Yaşar Kemal'den, Kemal Tahir'den, Orhan Kemal'den, Fakir Baykurt'tan. Çünkü ben evimin diliyle yazacağım demiştim. Bu sezgisel bir karardı ve evimin diline bakarken tabii bizim edebiyatımızı benden önceki ustaları da keşfettim. Nazım Hikmet'le Kemal Tahir'in Hapishane Mektupları özellikle bazı metinlere gidip bulmamda çok etkili oldu. Biçim üstüne düşünmemde çok etkili oldu. Bir de hep söylüyorum, Marquez'in Yüzük Yalnızlığı'nı Can Yücel çevirmiş. Ben Can Yücel çevirisinden okudum. Sanıyorum bir yerine kadar. O yüzden Can Yücel'den de etkilendiğim söylenebilir. Madem etkiden söz ediyoruz, daha hakkaniyetli olsun. Böylece kendi edebiyatımızı da almış olalım. Tabii ki en çok evimin dilinden, evimde dinlediğim masallardan, bizim geleneksel sözlü kültürümüzden etkilendim. O yüzden yani eksik bir bence yakıştırma bu. Bir de tabii şimdi yani bütün kitaplarım şöyle bir gözden geçirirsek, yani sevgili Arsız Ölüm dışında belki biraz Belci Kristin için hani böyle bir yakıştırma yapılabilir ama Ormanda Ölüm Yokmuş için yapılabilir mi? Unutma Bahçesi için böyle bir şey söylenebilir mi? Manvestiti için, yani sürüklenme için bilmiyorum. Bu tanımlamalar böyle bir biçimde insanın üstüne yapışıp kalıyor sonra tekrar söyleniyor. Ben de tabii ne büyüğüm ne gerçekçiyim diyerek espri yapıyorum. Ama diliniz büyülü. Yani bu evet, yani kötü bir şey de değil bu. Ama yani bütün kitaplarım için bunun söylenemeyeceğini düşünüyorum. Mesela sürüklenme yine büyülü bir dil. Yani sizde de öyle ama sürüklenme yine bir o bulutlar, gökyüzüyle ilgili bu kadar düşünceler, hayatla ilgili düşünceler. Yani bu kadar metafor yapılması ve bu dilin bu kadar zengin kullanımı. İşte Sevin Burak, Sevgi Soysal'ı da tabii akla getiriyor. Şimdi Leyla Erbil'i de yer yer. Yani aslında modernist de bir şey. Ya edebiyatta genelde bu zor kabul edilen bir şey, düşünülenin aksine. Yani bunu Oğuz Atay'da da gördük. İlk sizin biraz daha böyle geçmişe doğru inerek, kitaplarınızda zaten direkt geleceğiz ama ana noktamıza. İlk yazdığınızda nasıl tepkilerle karşılaştınız ve yazarken kafanızda şüpheler var mı? Çünkü metafor için çok doğal bir bilinç dışı akışı gerekiyor. Ve bunlar var, fazlasıyla var. O esinlenmeler de var. Akla Binbua efsanesini de getiriyor sevgili Arsız Ölüm. Birçok kitabı getiriyor ama nasıl bir süreçti? Gençliğinizde yani bilinen kısmı var. Bir de ister süreciniz var. Biz ister sürecini. En gizli olan, en bilinemez, en anlatılması olan. Aslında ben de tabii bütün o yazma sürecimle ilgili her şeyi biliyor olamam. Yani her şeyi dile getirmek de çok kolay değil. Yani çok söylediğim bir laf var ya, gövdemden bir ateş geçti ve ben bu kitapları yazdım diyorum. Biraz ateşli bir yazma süreciydi. O yüzden biraz sayıklar gibi de yazdım sevgili Arsız Ölüm'ü. Bir sosyal medyada görmüş bir arkadaşım bugün bana gönderdi. Latife Tekin kitaplarını Yaşar Kemal'e, kitaplarına benzeten var mı ya da diline? Öyle bir tat alıyorum demiş. Evet, İlhan Berk söylemişti mesela. Onu hatırladım. Böyle unutuyorum bir de üstünden zaman geçince. Yaşar Kemal mitsel üslubunun yeni bir çıkması demişti yıllar önce. Bir yerlerde vardır arşivimde.
Evet, bugün ayrıca Eşer abinin ölüm yıl dönümü. Ona da gökyüzüne evet, saygıyla, sevgiyle analım. Selam gönderelim. Sevgilerimizi gönderelim. Analım onu da. Aslında tabii ben evimin diliyle, evin içinde kullanılan dille yazacağım dediğim zaman yani evde kullanılan dile bakmaya başlamıştım. O dili tekrar kaydetmeye başlamıştım. O dilin üstüne düşünmeye başlamıştım. Gerçekten de benden önce büyük yazarlarımız, Yaşar Kemal gibi işte biraz önce saydım, Fakir Baykurt, Kemal Tahir özellikle köy üçlemesi, bizim Orta Anadolu'da ev içinde kullanılan dili kullanarak yazmışlar ya da işte Anadolu'daki dili. Olduğu gibi bütün zenginliğiyle özellikle Yaşar Kemal. Ben de böyle dil üstünde düşünürken yani ne yapabilirim? Yani bu dille her şey yapılmış. Hani elimde böyle renkler var, bir ressam olduğumu düşünüyorum. Yani bir resim yapmaya çalışıyorum. Yani böyle genç bir ressam olduğumu, aynı renklerle ne yapabilirim diye düşündüğümü hayal edin. Biraz öyle kağıtların başında yani düşünüyorum. Dil üstüne düşünürken aslında belki dilin içine doğru, dilin kimyasına doğru girdim ve dilin işleyişini sezdim. Ve onunla oynamaya başladım sözcüklerle. Birazcık da böyle neşeli bir yanı vardı bunun, eğlenceli. Ama çok kendimce, o yaşımda büyük bir dikkatle okuyordum, düşünüyordum ne yapabilirim diye. Böyle ilk sayfalarını sevgili aşçılarım oldukça yavaş yazdım. Sonra birden hızlandı ve dili oturduktan sonra da günde 9 sayfa falan yazmaya başladım. Mesela hiç uyumamacasına ve çok kısa bir sürede. Oh, 3 ay gibi kısa bir sürede sonra sevgili Arsturum'u nasıl öyle çok hızlı okunuyor. 3 ayda yazıp, nasıl başyapıt yazılır dersi. Yazıp bir kenara koydum. Sonra aynı gün Berce Kırsın'ı yazmaya başladım. Aynı gün. Sonra eşim, oğlumun babası yani delireceksin. Daktiloyu elimden alıp hayır biraz ara vermelisin dedi. Ama yine hemen arkasından çok kısa süre sonra Bercik Hırsı'nı yazmaya başladım. Şimdi bir yanıyla anlatılabilir ama bir yanında tabii ki anlatılamaz. Belki içine doğduğum dünyanın tabii ki bütün o anıların, göçle İstanbul'a gelmiştim ama çok taze olması, genç olma, belki de o dilin hala o masalların ritminin, dilin kulağımda kalmış olması, silinmemiş olması bunda böyle bir etkisi oldu diye düşünüyorum. Kızlanmamda, onu olduğu gibi yaz aktarabilmemde. Bütün neşesiyle, işte keyfiyle, komikliğiyle. Ama şimdi olsa sevgili Arslan'ım işte düşünüyorum yani yazamazdım herhalde. Genç olmanın da getirdiği böyle bir gözü karalık var. Bir yandan da masumiyet var. Yani büyük bir masumiyet var sevgili Arslan'ımda. Şimdi bazen yazarken bile, okurken bile ürperiyorum nasıl yazabildim diye. Ancak gerçekten çok gençken öyle yazabilir insan. Şimdi istesem de yine yazdığım kitapları büyük bir esrime ve heyecanla yazıyorum ama artık o kadar masum değilim. Yani 20'li yaşlarındaydım sevgili Arslan'ımı yazdığımda. O duygulara dönmek bile çok zor. Yani çok geçmişe gitmem gerekiyor. Edebiyatta tabii yani benim fikrimce çok böyle limit getirilebilecek, tanımlanabilecek bir şey değil. Hatta bence olmamalıydı ki yani o özgürlükte biraz da o bütün normal hayatınızda yaşadığınız kurallardan, o baskıdan sıyrılıp böyle özgür bir alanda kafanızda kurun, düşünün. Öyle hissediyorum en azından ben. Dolayısıyla bu soracağım soru biraz öyle olacak ama hani şöyle bir söylem vardır ya, işte yazarların ilk kitabı hep otobiyografik olur gibi. Sizce de mesela ilk kitabınızın otobiyografik öğesi var mı? Var tabii. Bence ilk insan herhalde kendinde içinde büyüdüğü evi, hayatı dile getiriyor. Zaten derdi de o hayatla ilgili. Özellikle de genç bir yazarsa. Çünkü aslında içinde yaşadığımız hayatın anılarını, hikayelerini biriktiriyoruz. Ya da onun sesi, oradaki ev içindeki değil hikaye. Onlar kulağımıza, zihnimize dolmuş oluyor. Var ama birebir olması çok yani işte hani siz Dirmit misiniz diye sorarlar. Dirmit ismi benim çocukluk arkadaşımın ismi. Ben göç ailemle birlikte İstanbul'a geldim. O köyde kaldı yani çok özlediğim bir çocukluk arkadaşımın adı. Ama Dirmit ben değilim birebir. Tabii ki birçok çocuğun hikayesiyle karışmıştır Dirmit'in hikayesi ama ben
Öyle bir ailenin içinde yaşamamış olsaydım, Dirmit'in ailesi gibi, herhalde Sevgili Aşk'ı yazamazdım. Ama yaşanan şeyin birebir karşılığı değil tabii ki anlatılan şeyler. Olması da çok zor. Rüyalarımızı bile anlatırken sabah değiştiriyoruz. Evet. Aynısı olması çok zor yani. Daha üstüne düşünülmüş, işte tekrar yazılmış, tekrar çizilmiş, değiştirilmiş. Zaten birazcık da geçmişi değiştirmek için yazmıyor muyuz? Biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Belki, evet, bu yaşadığımız şey, yok bana göre olmadı. Bence böyle olmalıydı demek istiyoruz belki de. Kendi geçmişimizi de yazarak değiştiriyoruz, düzene koyuyoruz. Kendi zihnimizi, kafamızın içindeki işte gürültüleri, karmaşayı. Ama aynı zamanda itirazımızı da dile getiriyoruz. Evet. Belki gerçeğin kendisinden daha çok gerçek. Aslında öyle değil, böyle olmalıydı diyoruz. Belki de ben tam oradaki gibi bir şey yaşamadım ama tam öyle yaşanmalıydı. Bir terapi süreci gibi yani bir nevi. Evet, edebiyatın tabii iyileştirici bir yanı olduğunu söyleyebilirim. Bunu ilk yıllarda da söylüyordum. O zaman şey diyorlardı, çok acımasızmış o dönemde şeyler, eleştiriler. Böyle bazen bakıyorum bir şey gerektiğinde arşivimi karıştırıyorum falan. Edebiyat hastalıkları iyileştirmek için bir yol değil, hastalığını başka türlü iyileştirseymiş falan diyorlardı, yazıyorlardı böyle şeyler. Oysa gerçekten de yaza yaza insan kendini dürültebilir, bir ahenge kavuşturabilir. Tabii yazdığı şeylere bağlı, yani yazdığımız şeyler çığlıkları, acıları çoğaltmıyorsa, onları hafifletiyorsa, sessizliğe kavuşturuyorsa, bir ahenge kavuşturuyorsa yazarını da iyileştirebilir. Gerçi hani psikolojide derler ya, işte normalde daha çok dışa dönük olan veya içindeki hissettiğini dökebilen, aktarabilen insanlar daha az işte psikolojik olarak zorluk çeker, ama daha içinde yaşayanların daha böyle gelir gibi bir, gerçi bu da nasıl, hangi analize ve veriye dayanır ayrı mesele, ama biraz onu çağrıştırdı. Hani döktükçe böyle karşı rahatlarsınız ya, içinizden böyle gider. Ondan da yani özellikle ona değinmek istedim. Ben de bu şey, bugün metroya binerken aslında bu konuda düşündüm. Çok da merak ediyorum. Şimdi Mine Söğüt geçen hafta konuğumuzdu, sevgili Mine Söğüt. Ve o yanından geçip görmediklerimizle ilgili böyle bir hikayesi vardı işte. Kağıt toplayan kişiler de var burada. Açlar var, yoksulluk var ve bunların hepsi, Yaşar Kemal'i de bugün andık, hepimizin aslında suçu. Şimdi bunların önünden biz geçiyoruz. Bunları geçerken de yazar en azından onu yazmaya, duyurmaya çalışıyor. Fakat burada da bir içsel acaba rahatlatma mı var kendini? Çünkü bir yandan içimizde çığlık var ama bir yandan da yaşadığımız şey herkes gibi insanlar. İşte oturuyor, yemeğini yiyor, o da belirli lüks zevkleri de seviyor, başka şeyleri de seviyor. Sanki bir şey, direnme noktası olmasıyla beraber bir de o gerçekliğe karşı bir alımı savunma mekanizması durumu var. Gerçekliği büzerek. Aslında bir kendi içini rahatlatma durumu da var belki. Bunu düşündüm. Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Ya tabii ki. Yani edebiyatı da tartışmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle genç yazarların bunu kendilerine mesele etmeleri gerekir. Hani işte belli bir yaşa gelmiş edebiyatçılar mesele etmiştir, bir karar vermiştir, bir şeyleri dile getirmiştir bu yönde. Gençlerin böyle bir meselesi olması lazım. Ama tartışma hiç buradan başlamıyoruz uzun yıllardır. Yani sinemaya da mesele etmesi gerekiyor ama artık bunları tartışmaktan vazgeçtik. Yani tartışmıyoruz. Edebiyat iyidir. Neyi tartışıyoruz? Benim için öyle değil. Ben kendime edebiyat dışı da diyorum. Edebiyatı başka bir yerden, ilk yıllardan başlayarak tartışma konusu yaptım kendim için ve edebiyat için. Çünkü yoksullar hakkında yazıyorum ve yoksullar yazıya yabancı. Yani edebiyatı bırakalım. Evet. Yani hala benim aralarında büyüdüğüm insanlar kalıp mektuplar yazıyorlardı. Hatta Buzdan Kılıçlar'da bir iş teklifi mektubu yazdım ben. Yoksullar normal noktalama işaretlerini bile farklı kullanıyorlar. Yani çok yorulacakları yere nokta koyuyorlar. Tamamen farklı bir algılama ve kendilerini ifade etme biçimleri var. Yazıya da yabancı oldukları için kalıp mektuplar yazıyorlar. Kalıp sözleri çoğaltıyorlar. Dili mırıldanıyorlar diyorum. Yani yoksul birinin edebiyat yapabilmesi için evinin dilinden kopması gerekiyor. O yüzden edebiyat bence zaten... Ben yıllarca da yoksulluğumu koruyarak edebiyat yapmaya çalıştığım için hep tartışılan bir yazar oldum ve benim meselelerimden bir tanesiydi. Acaba
Şöyle bir anım var benim. Pelin Özer'le sevgili Lütfü Tekin kitabımız var. Pelin Özer'le yaptığımız uzun bir söyleşi, bir kitap. Yayınlandı orada Lütfü Tekin kitabı. Orada Pelin'i anlattığım için burada da kısaca anlatabilirim. Sevgili Arşitörüm yayınlandığında sürekli yemek davetleri alıyorum. Bir noktadan sonra kuşkulanmaya başladım. Ya acaba Dirmit'le beni özdeşleştiriyorlar ve Dirmit'e yardım etmek istiyorlar. Benim çocuğum. Çünkü bir yoksulluk hikayesi var bir sevgili Arşitörüm'de. Bu dolaylı biçimde hani beni yemeğe davet ederek Dirmit'in Dirmit'te mi acaba açlığını gidermeye çalışıyorlar? Böyle hafif bir şüphe gelmeye başladı ve giderek bu yemek davetlerini reddetmeye başladım. Sonra şöyle şeyler hatırlıyorum. Bir söyleşide benimle söyleşi yapan birisi diyor ki ben Dirmit'in yanındayım. Ben de ona şöyle bir cevap veriyorum. Artık Dirmit'in yanında olamaz. O bir roman kahramanı. Dirmit sizin yanınızda artık. Yani Dirmit size yardım edebilir artık. Yani Dirmit Dirmit'in yanında nasıl olacaksınız? Yani kitap okuyarak mı Dirmit'in yanında olacaksınız? Yani Dirmit çünkü bu ülkede hani birçok ev içinde özgürlüğü boğulan küçük bir kız çocuğu. Onun yanında nasıl olunabiliyor? Yani kitap okuyarak mı yanında oluyoruz? Bütün bunlar yani o süreçte özellikle çok gençtim tabii. Okurla yeni karşılaşıyorum ya da işte kitaplar yeni tartışılıyor. O zaman şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Ya işte ülkenin her yeri Dirmitlerle dolu. Hı. Yani her evin içinde neredeyse bir Dirmit var. Ama o insanların gidip doğrudan o insanların özgürleşmesi için çaba harcamıyoruz ama bir roman kahramanının yanında olabiliyoruz. Çünkü çok kolay bir roman kahramanının yanında olmak. Edebiyatın tabii böyle temel meseleyi başka bir yere taşıyan bir yanı da var. Evet. O yüzden yani yenilir yutulur hale getirebiliyor. O yüzden yani onlar orada gerçek kanlı canlı değil mi? Ben kuşkulanıyorum edebiyattan. Her zaman kuşkulanırım. Yani hiçbir zaman hani böyle yazdığı için mutlu, kendinden memnun yazarlar vardır. Yani öpüyor kitaplarını alınlarına koyarlar. Yazar olmak çok önemli bir şeydir yani onlar için ya da neyse. Okuyucu da çok abartır. Evet, okuyucu abartır. Farkında şey. Ama yazarın kendi kendini abarttığı şey. Kendinden memnun, mutlu yazar. Hiç öyle bir yazar olmadım. Çünkü yazıyor olmak benim için hep bir meseleydi. Çünkü benim anlattığım insanlar yazı yazmıyorlar ve yazıya yabancılar bir kere. O duygusal olarak beni bölen bir gerçek durumdu. Peki, bir cevap oldu mu acaba? Çok güzel oldu. Hatta tam paralel şeyi düşünmüşüz zaten. O yüzden çok yani mutlu oldum. Yani edebiyattan kuşkulanıyorsun sen de. Evet. Bugün... Bir yanıyla kuşku duymak gerekiyor. Tabii edebiyat yani bizim... O kuşkuyla kötüleyebileceğimiz bir şey değil. Yani çok bambaşka bir şey kazandırıyor insan ama aynı zamanda o mesafeyi tutmak lazım, korumak lazım o uzaklığı. Ya bir de insanı çok da abartmamak lazım. Bugün ben bunu işte yürürken düşündüm. Başka bir gün başka bir şey düşünüyorum. Yani zannediyorlar ki böyle insanlar o Sartre'ın bir şeyi vardır, röportajı. Ama Ömer belki de benimle buluşacağın için düşün. Benden sonra geçmiş olabilir. Olabilir. Sezgisiz sezgilerimizi açıyorsunuz. Zaten bir... belki ben... o sezgi sana ulaşmıştır. Ben korkuyorum. Ben düşünmüşümdür belki gelirken. Gençlerle ne konuşacağım? Yeni kitaplara diye. Doğru biz geçelim. Onunca bir sorun var. Bunda bazı şey olduğu için. Tabii. Sonra tamam. Geçelim. Program bitsin öyle yeni kitaplara geçersek. Her zaman çabuk geçiyor. Evet. Tamam peki. Çok kısa. Çok güzel bir yere değindiniz. Ben katılıyorum edebiyattan kuşku duymakla ilgili. Onunla ilgili şöyle bir sorun var. Hani bir taraftan böyle hep şeyden bahsedilir ya. Yani edebiyatta öyle konuları ele alırsınız ki işte toplumun böyle hani var olduğu halde o acı hani çok yaşamadığı için böyle de o acıya uzak olsun çok böyle takmadığı ya da nasıl da bir şey yapamam diye rahat hissettiği ama o kitap oradadır ve onu okuduğunuzda artık o gerçektir. Hani zaten gerçektir de onu okuyunca artık bir şey yapasınız gelir. Neyse. Tamam bu çok güzel ama benim de işte kuşku duyduğum nokta şöyle bir etkisi oluyor mu sizce? Bir taraftan evet bazı insanları bazı konuları uyandırıyor ama öbür yandan da böyle okuyup ya ne kötü hayatlar evet çok doğru ne kadar şanslıyız falan deyip böyle kendine yontup kendiyle mutlu. Tabii tabii çok şükür bizim başımıza gelmiyor. Çok şükür bizim başımıza gelmiyor. Mamasızlığı da vardı. O acıyla hiç etkilenmiyor. Evet. Acıya hani hala bakmıyor. Bak Mamasızlığı da aynısı vardı. Oradan geçebiliriz kitaba. Ama şimdi öyle bir yere geldik ki sanki edebiyat sadece acı ve kötü şeylerden söz eden bir yolmuş, bir şeymiş, bir formmuş gibi oldu. Tam öyle değil aslında. Tabii bir
dil estetiği, bir dil formu. O yüzden yani bunu genel olarak şöyle diyelim. Ben sadece edebiyattan değil, sanattan da kuşku duyuyorum. Hı hı. Yani ne, bu kuşku duymamın nedeni, benim biraz sınıfsal diyebileceğim bir yanı var. Çünkü herkes sanatla uğraşmıyor, herkes de kitap okumuyor ve yazmıyor. Edebiyat yapmıyor yani. İster yoksulluğunu koruyarak yapsın, ister bunu hiç düşünmeden yazsın. Yani bunlar diyelim ki üst düzeyde, yani hazlar, estetik bir haz alıyoruz biz. Diyelim ki edebiyat, iyi bir metinle, iyi bir eserle karşılaşma veya iyi bir resme baktığımızda, iyi bir oyuna gittiğimizde. Beni ilgilendiren şeylerden bir tanesi bu hazın büyük kalabalıklardan sakınılmış olması, onların bunu paylaşamamış olması. Eğer herkes yazıp çiziyor olsa, herkes edebiyat yapıyor olsa, herkes sanat yapıyor olsa, yani ayrıcalıklı bir kesimin uğraştığı bir iş olmasa sanat, edebiyat, o zaman daha az kuşku duyacağım. Hı. Yani benim mesafe koymamın nedeni birazcık böyle şeylerde. Tabii ki edebiyatçıların, yazan insanların, sanatçıların kendi bileceği iş. Bunu mesele edip etmemek. Ama ben yoksul insanların üstünde büyüdüğüm için benim böyle bir meselem var. Yoksa hani edebiyat şöyle hep kötü şeylerden söz ediyor, onun karşısında biz de ya ne güzel hayatımız var filan diyoruz. Tabii böyle eserler de var yani acıdan, ızdıraptan, sonsuz kasvetli, mutsuz. Ama bütün edebiyatı böyle bir şeyle sınırlayamayız diye düşünüyorum. Bence bir elit işi. Neyse ki son zamanlarda epeyce fazla insan yazıyor ülkede ve gençler okuyor. Giderek sanki ne kadar az kitap okunuyor dense de okuma kulüpleri yaygınlaşıyor. Önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Kadınlar okuyor, gençler okuyor. Giderek umarım okuyan ve yazan bir topluma dönüşürüz. Temennimiz. Bir hayal olur. Ya bu mevzuda benim bir şey daha var ama bence kitaplara doğru mu kayalım artık, ne yapalım? Nasıl istiyorsun? Evet. Ya şey, Lord Henry'nin bir sözü geldi Dorian Gray'den. Ha, Dorian Gray. Şey, iyi romanlar yazanlar tam anlamıyla yaşayamaz hayatı. Ancak ikinci sınıf romanlar yazanların hayatına bak, onlar daha fazla yaşar diye. O da aslında psikanalitik de bir durum sanki. Arzuladığımız şeyi de oraya libidal olarak dönüştürürüz ya edebiyatta. Sanki böyle bir etkisi de var. Yazar yazıyor ama ne kadar yaşıyor iyi yazar. Neyse, bu konuyu biz bence kapatalım, evet, çıkamayacağız. Daha çok böyle bir psikoterapistlerle, psikiyatrlarla falan konuşmak lazım belki. Evet, biz psikiyatrist alalım sizden sonra. Evet. Edebiyatla ilgilenen, mesela roman yazanlar var. Edebiyatla ilgilenenler var. Onlarla çok derinlemesi de başka türlü konuşabilirsiniz. Yani ben pek bir şey söylemek istemiyorum. Ama çok güzel de şeyler var. Psikolojik bir sürü nokta var. Mesela sizin manvas size de yine arzulamakla ilgili. Yaşayan ölüler. Aslında burada fakirlik, yoksulluk durumu da var ama hayata inancını, aşka inancını, arzulama inancını kaybeden insanın ölü olması var. Bu direkt Lacan'ın tanımı. Yani mesela yani bunlar var. Edebiyatta psikoloji bence daha iyi anlayabiliyoruz. Manvasiti ve sürüklenme. İkisi birbirini tamamlayan çok güzel kitaplar ve yeni şehrin yenilenmesine, yeni üretim araçlarına. Sınıflar değişmiyor, belki aynı kalıyor ama şehir değişiyor, daha fazla kirleniyor. İki tane derdi olan yeni kitap var. Aslında diğer kitaplarınızdan daha da farklı dertleri de var. Ne dersiniz? Bu kitaplar nasıl çıktı? Aslında yani önce sürüklenmeyle başlamıştım. Çok fazla bu konuda soru sorulduğu için epeyce anlattım. Çok yeni bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Sürüklenme üstüne düşünüyordum. Yani Unutma Bahçesi'nden ve Muinar'dan sonra biraz böyle insanın sürüklenen bir canlı olduğunu, giderek belki insan belli bir yaştan sonra bu tür şeyleri daha da mesele etmeye başlıyor. Sonra ama ülkemizdeki dönüşüm, değişim, bu alt üst oluş sadece ülkemizde değil, bütün dünyada ciddi bir yoksulluk meselesi var. Dünyanın da alt üst olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Bizim ülkemizi de içine alan
bir alt üst oluşumu. Tabii yoksulluk derinleşiyor ülkemizde de ve giderek yoksullara yeni yoksullar katılıyor. Geçenlerde Ankara'daydım. Çok böyle bir toplantıda genç bir kadın yine yoksulluk ve mahvesi konuşurken Latif Hanım ben artık yoksul muyum değil miyim bilmiyorum dedi. Çok ilginçti mesela bu. Siz biliyor musunuz yoksul mu, varlıklı mı olduğunuzu? Bilmiyoruz. Çünkü evet tuhaf bir durum bu. Çünkü neye göre yoksulsunuz, neye göre değiliz? Çok ciddi bir ekonomik kriz var ve her şeyin fiyatı birdenbire çok arttı. Biz bunu görüyoruz. Yok deseler de yani iktidar ve yani ekonomiyi yönetenler. Büyük bir kriz bekleniyor. Ne olacağını da bilmiyoruz. Üretim yavaşladı ve bazı iş kollarında neredeyse durma noktasına geldi. Şimdi pek çok insan işinden oluyor. Pek çok insan işini kaybetme korkusu yaşıyor. Ve böyle bir süreçten geçiyoruz. Başka ülkelere gidiyor insanlar, gençlerimiz. Büyük göçler yaşanıyor. Aslında kabaca bütün dünyaya da bakarsak yoksul ülkelerden zengin ülkelere doğru büyük bir göç fırtınası var, dalgası var. Bizim gençler başka ülkelere gidiyor, başka ülkelerin gençleri. Burada bir ümit görerek buraya geliyor. Yoksulluk ciddi bir mesele. O süreçte tabii bu aynı zamanda bir sürüklenme, bir yolda olma hali. Aynı zamanda sürüklenmenin de hikayesini anlatıyorum bir yandan. Onun hikayesi de biraz böyle yolda olma hikayesi gibi. Sanki hepimiz o yoldayız gibi hissediyoruz. Hepimiz o yoldayız gibi. Yani ülkeler küçücük bir titreşimle böyle sanki bilmem ne bankalar batacak. Hepimiz parasız kalacağız, aç kalacağız. İşte bir yandan da böyle deprem korkuları falan. Böyle çok güvensiz bir şey dünyada sanki yaşıyoruz. Herkes aşağı yukarı bundan nasibini alıyor. Yani varlıklısı varlıksızı. Ve belki de işte artık gerçekten varlıklı mıyız, yoksul muyuz bilemeyeceğimiz bir duruma geldik. Yani neye göre varlıklıyız, neye göre yoksuluz. Bu ara durumdaki insanların sayısı giderek artıyor. Bu ara durumda hisseden kendini. Ama asıl gerçekten de tamamen her şeyini kaybetmiş yoksullar ve artık işlerini kaybetmiş işsizler. Az bu sayıda insan değil bunlar ve en son işte havalimanı inşaatı sırasında gördük. Şu anda da sürüp giden direnişler var sanayi bölgelerinde. Onların çığlıklarını duyarak döndüm ve Manves City'de yazma düşüncesi ile sanayi bölgelerine gittim. Bir yandan da sürüklenmeyi düşünüyordum. İşte ikisinin böyle birbirine benzeyen bir yanı var. Ama ikisi birbirinden farklı kitaplar. Biri tamamen sanayi bölgesindeki işçiler arasında geçiyor. Sürüklenme ise hak arayıcılar arasında geçiyor diyebiliriz. Yan yana iki kasabada belki biraz birbirine değen yanları var ama ikisi ayrı ayrı okunabilecek kitaplar. Yani birbirlerini tamamlayan demeyelim de birbirlerine ayna olan, birbirlerine el veren. Bir sürpriz de okuyucuları bekliyor. Evet, evet. İki kitap, evet. Bir sürprizi var. Birçok sürprizi var belki. Böyle, bu iki kitap öyle çıktı. Yani Manvesti yazarken sanayi bölgelerinde uzun zamanlar geçirdim. Ve orada gördüğüm şey tabii ki merak da ediyordum. Yani bütün, yani ülke dönüşürken biz bunu tabii ben İstanbul'da bu dönüşüme ve alt üst oluşa değişime katlanamayıp Gümüşlü'ye gitmiştim uzun yıllar önce. Gümüşlük Akademisi Vakfı'nın kurulma sürecinde. Şimdi oralarda çok hızlı değişiyor hatta. Evet, önce ben de geçen sene gördüm. Başladı değişim. Şimdi artık gidecek yer de yok. Ama sadece büyük kentler değil. Anadolu'nun her yerinde gerçekten büyük şirketler tarım alanlarını ele geçiriyorlar. Her gün bununla ilgili bir şey okuyoruz zaten biliyorsunuz. Daha 2-3 gün önce Milas'ta bir feldspat madeninde 3 işçi hayatını kaybetti. Öldüler. Üstlerine yanlış madenin aynasından taşlar düştü. Çünkü yanlış kazılıyormuş. Yani bir sürü rapor oldu. Her zamanki bildiğimiz hikayeler, insan ömrünün hayatı yok. Özellikle işçilerin, yoksulların hayatının bir değeri, kıymeti yok.
ölebilirler. Bunu yani ne toplum o kadar mesele ediyor ne de sermaye sahipleri, şeyler, işverenler ne de devlet. Bu yani hiçbir yerde artık ne tarım alanlarında yaşayan insanlar, ne yani sakin sakin dağın başında bir yerde köyünde işte sobasını yakıp kışın yazın yaylasına gidenler hiçbir yerde güvende değiller. Çünkü bu ülkede bir yerde maden varsa o her şeye rağmen o madeni çıkarmak meşru kabul ediyor. Yani işlemeli. İşlenmeli, insan yararına dönüştürülmeli. Böyle bir durum var. Buna karşı da insanlar direniyorlar. Bel sanayi bölgelerinde gerçekten fabrika işçileri, sanayi işçileri ne durumda diye biraz anlamaya, görmeye, nasıl bir dönüşüm süreci ne girdiler, ne oldu, acaba onlarla tekrar bağ kurabilir miyim, ne kadar kurabilirim, ne kadar anlayabilirim düşüncesiyle, duygusuyla gittim ve orada olup biten şeyi büyük bir dehşetle gördüm. Sadece sanayi bölgelerinde olup biten şey değil, aynı zamanda tarım alanlarında, ovalarda, vadilerde olup biten şey gerçekten çok ürkütücü. Böyle o iki kitap yazma sürecinde ben de hem yani bu ülkede olup biten şey hakkında birçok şey öğrendim, hem de gerçekten yoksullar ne durumda, ne yaptılar, ne yapıyorlar, ne kadar çaresizler. Bütün onu gördüm ve onu yazmaya çalıştım. Bir de, yani orada tabii edebiyat falan artık benim için gerçekten... araç. Yani o kadar hani aman şöyle bir estetik form kurayım falan hiç öyle bir dertte değil. Gerçekten kalbim çok yandığı için yine böyle ateşle bu olup biten şeyi anlatmak istedim. Öyle çıktı bu iki kitap yanına. Üç tane sürüklenmedir çocuğumuz var. Çocukları üç genç. Aslında demin gitme hikayesi derken. Hani mesela Alp'le benim de kafamda yani konuşurken, yakın arkadaşlarımızla konuşurken birçok kişi gitsek mi daha iyi, kalsak mı daha iyi ama burada da bir şeyler üretelim. O arada kalmışlık var. Tabii daha yoksulların daha da şey var. O üç çocuk bir şekilde birleşmesi. Aslında sizin de belki üç dünyanızda ne olursa olsun onların direnebilmesi, hayata tutunabilmesi. Aidiyet bulması. Aidiyet bulması. O tema böyle içsel bir çağrışımla mı geldi? Yani çocuklar... En azından gençler bir şekilde bunun dışına çıkabilir mi sizce? Ya genç yoksulluğu çok ciddi bir mesele aslında. Dünyada da, bizim ülkemizde de. Gençler çünkü yani elleri ekmek tutuncaya kadar yoksullar biliyorsunuz. Kadınlar yoksul, çocuklar ve yoksullara dahiller. Hem gençlerin bir şeyleri dönüştürmek için onların enerjisine ihtiyacımız var. Hem de onlara para vermiyor yani biliyorsunuz büyükler. Genç yoksulluğu ciddi bir mesele zaten. Sadece bizim ülkemizde değil. Bu yanıyla giderek de dokunaklı bir hale alıyor biliyorsunuz. Bizim ülkemize göç, yani Asya ülkelerinden aslında genç erkek göçü. Yoksul erkekler göçüyorlar burada bir hayat bulabilmek için. Aslında bizim büyük iç göç de ilk başta erkek göçü. Genç erkek göçü. Onlar geliyorlar. Onlar eğer bir hayat bir yere tutunabilirlerse, bir hayat kurabilirlerse aileleri taşıyorlar. Genç yoksulluğu önemli bir mesele zaten. Bir de ben tabii akademide gençlerle çalışıyorum. Yani oraya çok fazla genç geliyor. Çünkü gençler arayış içinde. Yani sürekli iş arıyorlar, bir yerde tutunmaya çalışıyorlar. O yüzden gençlerin biraz meselelerini belki... biliyorum. Yani daha içeride. Ne kadar sevdiğiniz de kitaptan taşıyor evet, gençleri. Evet. Gençleri nasıl sevmeyiz ki? Yani gençler olmazsa hayatı bir adım öteye götüremeyiz. Yani şimdi bize heyecan veren bir sürü şeye baktığımızda gençler öncülüğünü yapmış. Gençler çünkü maddi manevi yatırımlarını yapmadıkları için daha özgürler. Daha çok enerjileri var, daha çok sisteme karşı çıkabilir. Kaybedecek bir şeyleri yok, paraları da yok zaten. Yani ne zaman ki bir seçim yapıyorlar, işte bir kariyer yapıyorlar, para kazanmaya başlıyorlar, işte o enerjileri sönmeye başlıyor. Yani gençken kitap okuyor, işte hep
böyle eski okurlarım söyler ya, gençken okuyorduk eskiden ama işte iş güç falan olunca edebiyat okumayı da bırakıyorlar. Gençlerin o öncü enerjisi ne hepimizin ihtiyacı var. Ben şey derim, yine ne zaman bineceğiz gençlerin sırtına? Gençler bizi bir başka hayata taşıyabilirler. O yüzden tabii gözümüz gençlerde, hayat var gençlerde. Bir yandan da ben bizim ülkemizin gençleri için gerçekten kişisel olarak da çok acı çekiyorum. Çok fazla baskı var. Kendi gençliğimizden beri baktığımda hiç rahat yok bizim ülkemizde gençlere. Böyle 12 yıldan sonra, yıllar sonra bir pasaport alıp yurt dışına gitmiştim. Bizim kuşak hala içerideydi. Bir türlü bitmiyor yani. Ne hapishane, gittikçe hapishanelerin sayısı artıyor. Gittikçe hapishanelerdeki gençlerin sayısı artıyor. Bir türlü bu ülke sıyrılamıyor yani, özgürleşemiyor. Tam özgürleşeceğiz, bir adım attığımız dediğimiz anda yeniden insanlar içeri tıkılıyorlar. O zaman şöyle bir şey görmüştüm. Gençler, yani Amsterdam'da bir davet için gitmiştim. Neşe içinde dans ediyorlar, müzik yapıyorlar, eğleniyorlar falan. Ve o kadar kederlenmiştim ki bizim çocuklar da hepsi içeride işte, işkencelerde, direnişlerde. Hiç bitmedi. O yüzden ben zaten ülkemizdeki gençler için ayrıca, yani bir kalbim daha olsa onunla da yanıp üzüleceğim neredeyse. Üzülüyorum. Yani gençlerin hayatlarının öyle gasp edilmesi, üstlerindeki basınç, eğitim sisteminden işte yani iş olanaklarını. Şu anda %25 galiba değil mi? Genç evet, işsizliği evet. Ve genç intiharları. Bütün bunlar tabii bir yazar olarak, yani onları çok içeriden hissedebilen bir yazar olarak beni düşündürüyor. O yüzden sürüklenmenin üç genç kahramanı var. Üç yoksul kahraman. Yersiz yurtsuz, sahipsiz. Yersiz yurtsuzlaşmış. Sürüklenen ama birbirine tutunan. Evet, birbirlerine tutunan. Gençlerin gençlerden başka tabii tutunacak. Kim var başka? Kadınlar ve yoksullar. Çocuklar var ama onlar, evet, onları korumamız gerekiyor. Valla ben duygulandım, programı bitirse kötü oldu. Birazcık tattık. Şey, bunlar gerçekten şey, senin sorun var mı? Yok, devam etmeyeyim. Yani etkisinde kaldım konuşmada. Ya benim de öyle oldu çünkü. Yani varsa şey, yapay zeka ve değişim konusu da var. Aslında dediğim gibi o üretim araçları değişiyor ama sanki ana olay değişmiyor. Yoksul yine yoksul. Ama büyük bir değişim var. O da şu, doğa yok. Yok oluyor. Hatırladım. Nefes alamıyoruz. O yüzden Ege kasabalarına göç de çok arttı. Yani şehirden neredeyse bizim jenerasyonun hepsi kırsala gitmek istiyor. Elinde olsalar. Ama Ege kasabalarında da yani çok ciddi problemler var. Bütün Ege'de işte feldispat var, kömür var. Yani Muğla, yatağın, mermer ve... Gitgide de artıyor. Yani işte bütün sahilleriyle, ünlü sahilleriyle Muğla. Yani iki tane termik santral var. Düşünün yani Muğla'nın içinde, bir tanesi Gökova'da. Yani o santral yapılmasın diye o kadar insanlar direndiler ama yani hiçbir faydası yok. Şimdi o Gökova'daki santrali bile, yani şeyi, o limanı, iki tane liman var uluslararası, şey taşıyor işte, Güllük Limanı. Yetmiyor, Gökova'daki limanı da kullanmak istiyor madenciler. Her yerde JES'lere karşı direniyorlar işte, Aydın'da. Bütün yapılan şeyler, maden arama, JES'ler, barajlar, oradaki dokuyu nime arttırıyor. Yani neredeyse işte Aydın'ın inciri bile tehlikede. Tarım alanlarını kaybediyoruz. Zaten kimyasal kullanımından yani toprak çok kirlenmiş durumda. Bafa tehlikede. Yani böyle Ege'ye doğru gittiğimizde. Evet, evet. Evet, İzmir'i düşünelim, Manisa'yı düşünelim. Bütün sanayi bölgelerini. Yani ve dünyanın da en önemli sorunu haline geldi, ekosistem sorunları. Evet. Belki yani sınıfsal sorunun bir de daha şeyi. Kendi yaşam alanları için direniyorlar madencilere karşı ya da bütün bu jestlere ama karşı. Ama bir bilinç yok bu. Yani herkesin de o aynı gemide olduğun o konuda en azından bir bilinci yani, doğmadı da. Bir de ben onu çok hazin buluyorum. Bir açmaz var. Bir taraftan bir kısım
yani şey maddi durumu fark etmiyor. Zengin, orta, neyse. Ya bak böyle ekosistem sorunları var. Belki işte burada ben inşaattan gideceğim. Bu inşaatı yapıyorsunuz ama bak buradaki alanı kaybedeceğiz. Burası beton yığını olacak. Ondan sonra güneş betona vurunca bak daha sıcak olacak. İşte yani bu sanayileşme, bu teknoloji artmasıyla beraber hem bu doğal görsel güzelliği kaybedeceğiz hem de aslında yaşamımız da, yaşam standartımız da kötü gidecek diye baskı uygularken diğer tarafta adam da ya ama ben zaten yokluk içindeyim, benim arazim çok kötü, şuraya bir 5 katlı ev diksem, orada onu satsam o zaman hayatım daha iyi gelir diye bakan adam da var. Şimdi onu da hani çok böyle göz ardı edemiyorum bu davranışını ama bir şey de diyemiyorsunuz. Böyle çok hazin yani, biraz açmaz olarak görüldüğü için özellikle bu konuya Manlas'ta da çok, yani siz de çok değindiğiniz için böyle hep düşündüm üzerine acaba nasıl çözüm olabilir diye. Ya enerji meselesi de önemli bir mesele aslında. Yani bir gün bile elektriğimiz olmazsa ayaklanırız tabii ki yani. Evet. Nereden gelecek işte ülkede? Tabii bütün bu sorunlar var. Bütün bunlar üstüne tartışmalıyız. İşte edebiyatçılar da bir biçimde söz alacaklar, alıyorlar, yazıyorlar bu konularda da. Ya da neyse bunları da mesele edecekler. Ama bence bütün bunların insanca çözmek, bütün bunları birlikte tartışmak, büyük bir şeffaflıkla bunu ortaya getirmek önemli. Yani bu ülkede gerçekten çok ciddi sorunlar var. Evet. Yani doğa tahribatı çok şiddetli. Gücü yetene, yani köylerde, şeyde, yani şöyle bir şey yaşanıyor orada. Zaten o bölgenin en cevval adamları, diyelim ki madenci olacaklar. Onlar zaten iktidar partisine de diyelim ki politika yapıyorlar. Sonra olmadı, o partiden çıkıp öbür partiye gidiyorlar. Yani onlar için o işi yürütmek, işlerini bir biçimde yani her türlü yürütebiliyor bu insanlar. O yüzden gerçekten köylünün veya oradaki insanların dertleriyle ilgilenmeli. Yani basına da zaten baskı uygulanıyor. O zaman iktidar yanlısı insanlar ezip geçiyor oradaki şeyi, köylüyü. Yani onun hakkını da çiğnemiş oluyor. Bütün bu sorunlar tabii genç yoksulluğundan işsizliğe, enerji meselesine, doğaya, dilsizliğe kadar bu ülkenin sorunları ve biz bunları insanca, yani karşılıklı, büyük bir sükunetle, sevgiyle bir arada konuşabilmeliyiz. Yani bir ucundan bile bunu yapabilsek belki kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Hem bu sorunlar var hem bu sorunları dile getirmek yasak. Yani bir de böyle bir ülke haline geldi burası. O yüzden yani mutsuzluğumuz iki kat derinleşiyor ya da dertlerimiz iki kat katmerli. Bir de tabii böyle bir doğanın daha az, en azından göreceli olarak talan edildiği yıllara bir nostaljik hasret var. Bazı yazarlar bu nostaljinin tehlikeli olduğunu söylemekle birlikte ben mesela hiç yaşamadığım bir nostaljiye hasretim. Bende de aynı. Olmayan ve bizim jenerasyonda bu o kadar fazla kişide var ki. Demek ki bir şeyler yanlış gittiğini de fark ediyoruz ve... Ama zaten gençlerin politik duyarlılığı da çok değişti. Yani doğa korumacılığı onların artık politik ifade biçimi oldu. Bizim kuşaklardan farklı bir duyarlılığı var. Politik duyarlılığı var yeni kuşakların. Çünkü gerçekten onlar solayacakları hava, suyuna girecekleri deniz arıyorlar. Yani benim mesela İstanbul'dan gitme sebeplerimden bir tanesi buydu. Benim oğlum İstanbul'da denize girebiliyordu. Boğaz'da su temizdi hala o zaman. Ama kızım giremeyecekti, o yüzden ben kızımı alıp götürdüm. Ama herkes götüremez, herkes gidemezdi. Benim için bu çok önemliydi. Ben alıp kızımı gittim. Şimdi herkes yer değiştiremez. Yani her yeri birden kirletiyoruz. Yeni kuşaklara gerçekten içinde yüzülebilir denizleri olan bir ülke, solunabilir havası olan bir ülke bırakmak hepimizin görevi. Ormansız yiyecek. Tabii ki. Şey yani... Çok çabuk geçti zaman ama son bir şey eklemek istiyorum. Mutlu bir şey söyleyeceğim. Peki. Beni en azından çok mutlandıran. Hani Ömer az önce bahsetti ya, şey, nostalji şeyi de yaşıyoruz hayalde diye. Hani bu neden oluyor? Aslında bizim ebeveynlerimiz ya da bizden daha büyük insanların işte ya İstanbul'da, hani burada yaşadığımız için söylüyorum. Zamanında bak şöyle şöyle sizin bahsettiğiniz gibi işte Boğaz'da denize girerdik. Bak şu tepede bir tane bina bile yoktu. Biz orada şunu yapardık anlatımlarından geliyor. Ama şunu düşünüyorum. Belki de bu hiç görmediğiniz bir şeyi aslında korumak, muhafaza etmek biraz zordu ya da hiç yaşamadığınız bir olguyu.
Yani çünkü yaşamamışsınızdır, değerini bilmiyorsunuzdur. Ama o kadar anlatıldı ki ve biz bence jenerasyon olarak da o kadar fazla bunun zararını görmeye başladık ki artık onu muhafaza edebilmeye başlamaya başladığımızı veya da onun niyetinin çok yükseldiğini böyle herkes birbirine bu konuyu dile getirdiğini görüyorum. Tabii bu seneler içerisinde nereye varır ayrı mesela bunun umut verici olduğunu düşünüyorum. Onu söylemek istedim. Evet, biz de umut gençlerde diyoruz zaten. Siz direnin, biz de yanınızdayız. Tamamdır. Vallahi ben çöktüm. Yani nasıl topar? Ondan umut verici bir şey söyledim. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Sağ olun, yoksa, teşekkür ederiz geldiniz. Ben son bir var mısa ekleyeceğim abi ne yapsak. Son bir tane aslında böyle çünkü hızlı bir şekilde sorayım. Tamam. Günümüzde artık yeni bir bireyselleşme türü var sanki. Çok sağlıklı beslenelim, işte vegan da olabiliriz, organik de beslenebiliriz, fark etmez. Kendine çok dikkat ediyorsun ama dışarı karşısında politik duyarlılığın yok. Yani toplumsal bir hareket yok ama kendin acayip titizsin. Belki böyle hastalık hastası derecesinde. Bununla ilgili de böyle çok güzel bir makale okudum. Niye insanlar bu kadar bir yandan da içine dönük bireyselleşti? Burada bir bencillik de yok mu? Tamam böyle erdemli olacağız diyoruz da orada sanki sahte metafiziki bir erdeme doğru da gidiyor gibi hissediyorum bazen. Evet ama bir de yani çok yoğun bir propaganda var biliyorsun bu konuda. Yani bir yandan da New Age'de de birleşen bir şey var. Kanadı var. Çok aslında geçmişe gidiyor bunun tabii çok tarihine öyle bakarsak. Yani New Age çok yeni bir şey değil. Belki bu dalga bize daha yeni geldi. Yani epey önce geldi ama yayılması belki daha yeni. İnsanların birbirlerine, kendilerine dikkat etmelerinde bir sakınca yok bence. Yani kendilerine dikkat etsinler ama hayat bundan ibaret olmasın tabii ki. Yoksa hepimiz ömür biricik. Tabii ki sağlığımıza dikkat edelim. Doğru beslenmeye çalışalım. İsteyen vegan olsun, isteyen vejetaryen tabii, olsun. Tabii onu ben yani, de kastetmiyorum. O anlamda çok olumlu da ama evet. Sanki birliktelik de kırıldı eskiye göre. Evet. Onu anlatmayacağım. Evet ama ben diyorum ki işte başkalarının da hayatının önemine, ömrünün önemine dair bir fikrimiz olsun. Yani bir anda şöyle bir şey diyebiliriz. Bütün o doğru, iyi, güzel besinleri de üreten insanların hayatına dair de ya da onların nerede olduklarına dair de bir fikrimiz olsun. Yani emekçileri de, çalışanları da, o bizi hayran bırakan objeleri, nesneleri yapan emekçi insanları da unutmayalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten zaman akıp gitti. En hızlı daha geçen uzun uzun başka türlü sohbet ederiz. Çok sağ olun, çok çok teşekkür ediyoruz. İstersen ikimiz aynı anda gösterelim. Sürüklenme ve Manva City. Biz çok zevk aldık, çok da özlemiştik Latife Tekin okumayı. Herkese çok tavsiye ediyoruz. Günümüzü de gerçekten yakalayan nadir iki kitap. Onu da eklemek istiyorum. Tekrardan çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olanın bugün de sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.